Sevgili Turkuaz TV izleyicileri, bizler de sizler gibi evdeyiz. Yeni dönemin gerekliliği olarak konuklarımıza video konferans üzerinden bağlanarak sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu dönem birçok alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da ciddi etkiler yaratıyor. Bu etkileri azaltmak adına Kanada Federal Hükümeti yakın zamanda hazırladığı ekonomik planla hem bireyler hem de işletme sahipleri için çeşitli destekleri açıkladı. Peki bu destekleri kim kullanacak ve bu desteklere nasıl başvurulacak? 30 yılı aşkındır Charter Professional Accountant olarak çalışan Sayın Jerry Çopuroğlu ile bu planın detaylarını konuşuyoruz. Sayın Çopuroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağdaş Bey. Öncelikle Turkuaz TV'ye bu fırsatı verdiği için, beni davet ettiği için teşekkür ederim. Bu zor bir dönemde birçok konular var, mali konular var. Bu konu hakkında biz de birçok soru alıyoruz. Her ne kadar da bazı şeyler açık olmasa da elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ben şöyle başlamak istiyorum Sayın Çopuroğlu. Federal hükümet birçok desteği açıkladı. Kapsamı da çok geniş. İsterseniz öncelikle bireyler tarafından başlayalım. Bireysel olarak bu destek paketi neleri içeriyor ve nasıl başvurabiliyoruz bu pakete? Tabii. Sanıyorum bireyleri ilgilendiren en önemli konu şu anda içinde bulunduğumuz vergi dönemi dolayısıyla vergi beyannamesi, şahsi vergi beyannamelerin ne zaman verileceği. Bu her zaman 30 Nisan tarihiydi son beyan tarihi. Fakat durum dolayısıyla bunu 1 Haziran 2020 tarihine kadar ertelediler. Evet. Dolayısıyla bir ay bir uzatma verildi. Serbest meslek sahiplerinin normalde beyanname verme tarihi 15 Haziran'dı. Bu tarihte herhangi bir değişiklik yok. Hala 15 Haziran'a kadar bildirimde bulunabilirler. Ama en önemli sanıyorum konu, eğer ki vergi beyannamesinin bildirilmesi sonucunda bir borç çıkacaksa, bu borcun son ödeme tarihi 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu noktada Employment Insurance Benefit'ler hakkında da size sorsam. Tabii. Employment Insurance Benefit'leri şöyle, iki türlü hak kazanıyor. Yani iki türlü hak kazanılıyor Employment Insurance'a. Birincisi, bir işte ücretli olarak çalışan kişiler, eğer ki yeterli günlerini doldurmuşlarsa employment insurance almaya hak kazanıyorlar. Bu kişilerin işten çıkışı iki şekilde oluyor. Ya hastalık nedeniyle işten çıkıyorlar veya da iş yerlerinin kapanması nedeniyle işten çıkıyorlar. Eğer ki bir yerde yeterli iş gününü doldurmuş kişi employment insurance alma hakkını kazanmışsa ve ayrılış nedeni hastalık nedeniyse, o zaman Employment Insurance'ın sickness benefit, yani hastalık yardımına başvurabiliyor. Yok, eğer ki işin kapanması dolayısıyla iş yerinden ayrılmışsa ve iş gününü doldurmuşsa, o zaman normal Employment Insurance benefitine başvurabiliyor. Bir de yeterli gün doldurmayan kişiler var, bir yerde çalışıyor olup. Bu kişiler eğer ki yeterli günü doldurmamışlarsa ve fakat iş yerleri kapanmışsa veyahut da işlerini kaybetmişlerse bir şekilde, bu kişiler Employment Insurance'a değil, fakat Canada Emergency Response Benefit dediğimiz şeye başvuruyorlar ki buna biraz sonra bunun detaylarına gireceğim. Tabii. Bir de kendi adına çalışanlar var. Yani contract nedeniyle çalışanlar var. Bunlar Employment Insurance'a başvuramıyorlar. Bunlar da yine Canada Emergency Response Benefit'e başvurabiliyorlar. Bireyleri etkisi tabii ekonomik anlamda fazla ama işletme sahiplerinin de birçok sorusu var diye düşünüyorum. Bu plan kapsamında işletme sahipleri nelerden faydalanabilecek? İşletme sahiplerinin yine kurumlar vergisi ödüyorlar normalde. Eğer ki şirketleşmişlerse kurumlar vergisi ödüyorlardı. Bu kurumlar vergisi bildirim tarihi, eğer ki yıl sonları, mali yıl sonları, aralık sonu ise normalde 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yine bunların eğer bir vergi borcu çıkacaksa bu da yine 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun dışında yine işletmelerin GST veyahut da HST beyanname verme durumları var. Bunlar da 30 Haziran tarihine kadar ertelenmiştir.
Eğer bir vergi denetim faaliyeti bu işletmeler hakkında başlatılmışsa bu faaliyetlerin hepsi durdurulmuştur. Bunlarla ilgili herhangi bir telefon veyahut da telefon almayacaklardır. İşletmeler için önemli bir konu ticari kredi. Kanada hükümeti bu kişiler, bu firmalar için eğer ki toplam 2019 yılı toplam borcosu, toplam ücret ödemesi 50 bin doları geçiyorsa bu firmalar için 40 bin dolarlık bir kredi kullanılabilirliği programı açıkladı. Bu 40 bin doların ilk bir yıl için faizi yok. Eğer ki bu 40 bin doların 30 bin dolarını bu işletmeler Aralık 2022 tarihine kadar geri ödeyebilirlerse 10 bin dolar affediyor. Yani 40 bin dolar alıyorlar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödüyorlar, 10 bin doları affediliyor, sadece 30 bin dolar olarak geri ödüyorlar. Bunun dışında yine iş yerlerinin iş kazası için çalışanlarını sigorta ettikleri WSIB primleri var. Yani Workman's Safety Insurance primleri var. Bunlar da yine 3 aylık dönemlerde veyahut da yıllık dönemlerde ödeniyordu. Bunu da 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ödeme zorunluluğu yok. Bu tarihe kadar da ayrıca herhangi bir faiz işlemeyecek. Az önce acil yardım planından da bahsettiniz. O planın kapsamına kimler girmektedir? Şimdi bu acil müdahale yardımı programı, yani Kanada Emergency Response Benefit Programı, Employment Insurance, işsizlik sigortası almaya hakkı olmayan kişiler için yaratılan bir program. En fazla aylık 2000 dolara kadar bir ödeme yapılıyor ve bu 4 aya kadar, başvurulan tarihten sonra 4 aya kadar bu ödeme yapılıyor. Bunlara bir takım yani uygunluk şartları var. Bu uygunluk şartları şu şekilde, başvuran kişinin en az 15 yaşında olması lazım. Kanada'da oturuyor olması lazım. Evet. 2019 yılında veyahut da başvurduğu tarihten önceki 12 ay içinde en az 5000 dolar geliri olmuş olması lazım. Bu 5000 dolar nereden gelecek? Bu bir ücret geliri olabilir. Eğer serbest meslek sahibi ise serbest meslek geliri olabilir. Veyahut da işsizlik sigortası alıyor olabilir. Bu işsizlik sigortasından aldığı gelirlerin toplamı olabilir. Veyahut da çocuk parası gibi bir takım yardımlar alıyor olabilir. Bunların toplamı eğer ki 5000 dolardan fazla ise bu kişiler bu acil müdahale yardımına hak kazanıyorlar. Bunlar ister dediğim gibi kendi adına çalışıyor olsun, ister bir yerde ücretli olarak çalışıyor olsun. Ödemeye başvurduktan 4 hafta içinde en az 14 gün çalışmayı bırakmak zorunda olmalılar. Bir de gönüllü olarak eğer ki bir yerde ücretli olarak çalışıyorlarsa, kendi rızalarıyla işten ayrılıyorlarsa bu yardıma hak kazanamıyorlar. Bunun dışında bunun yararları 16 hafta dediğim gibi 4 ay sürecek, 16 hafta sürecek. Bunun başvuru süreci 15 Mart 2020 tarihi ile 3 Ekim 2020 tarihi arasındaki dönem içinde herhangi bir dönem başvurabiliyor. Bu başvuranlar bu şeyleri, bu yardımı 10 gün içinde almaya başlayacaklar. Henüz nasıl başvurulacağı açıklandı fakat bize söylenen herkesin Canada.ca web sitesine girip My Account, yani kendi adına bir hesap açması lazım. Evet. Bunun açılması yaklaşık 2 veya 3 gün, 3 gün sürüyor bunun cevabının gelmesi. Benim tavsiyem bunu bir an önce yapmaları. Çünkü başvuru yani portal yani dedikleri tarihin açılış tarihi 5 veya 6 Nisan olacak. O tarihte büyük bir yükleme olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdiden o hesabı açıp hazır olmakta yarar var. O zaman izleyeceğimiz için ben şöyle özetlemek isterim. Canada.ca portalından hızlı bir şekilde hemen hesaplarını oluşturacaklar ve arkasından bireysel acil yardım paketi veya kurumlara göre de başvurularını gerçekleştirip bunun sonucunu bekliyor olacaklar ve 15 Mart 2020 ve ilerisi bir tarih için yani 15 Mart 2020 bir deadline olarak kabul ediliyor. 15 Mart 2020'ye kadar geriye dönüş olabiliyor. Evet. Yani 15 Mart tarihinde diyelim ki bir kişi işsiz kaldı veyahut işini kaybetti, iş yerini kapattı.
o tarihten başlıyor şeyler, hesaplamalar. En dediğim gibi şimdilik 3 Ekim 2020 tarihine kadar sürüyor. Bu arada şöyle bir şey de olabilir. Örneğin bir kişi employment insurance alıyor olabilir. Fakat bu almış olduğu employment insurance hastalık nedeniyle alabilir veya başka bir nedenle alabilir. Bu tarihler arasında sona ermiş de olabilir. Evet. Yani bu kişi sona erdikten sonra bu acil müdahale yardımına başvurabiliyor. Yani hiç şeysiz kalmıyor, yardımsız kalmıyor. Sayın Çoporoğlu, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son sorum şu olacak. Bu karantina günlerini aştığımız noktada kişisel olarak ilk olarak neyi yapmak istersiniz? Kişisel olarak bir an önce eğer ki elimde bir şey olsaydı, bir kuvvet olsaydı bu çılgınlığı sona erdirmek isterdim. Gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Elimizden ne yazık ki çok fazla bir şey gelmiyor. Ama dediğim gibi her zorluğu aştığımız gibi bunu da aşacağımızı zannediyorum. Ben şunu söyleyeceğim. İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani bütün dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu virüs cins, din, dil, ırk veya siyasi görüş dinlemeden herkesi etkiliyor. Doğru. Birçok aile zarar görüyor. Ben bunu bir sınav olarak görüyorum. İnsanlık adına bir sınav olarak görüyorum. Ve sonunda tüm insanlığın aslında birbirinden farklı olmadığının farkına varıp sevgiyle birbirine sarılıp birlikte yaşamayı öğreneceğini umuyorum. Çünkü aslında derler ya, yok aslında birbirimizden farkımız. Fakat bunu birlikte, bu savaşı yenip güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Baharın başladığı bu dönemde de umarım daha da güzel günler bizi bekliyor olsun. Biliyorsunuz güzel bir başka bir söz vardır. Her keder daima kurtuluşla sona erer diye. Güzel bir dönüşüm başlayacak ve her şey güzel olacak diye umuyoruz biz de. Kıymetli bilginiz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, yine içeriklerimizle karşınızda olacağız. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.